Evet arkadaşlar, in Ask Anita. Evet, Anita'ya soralım bakalım. Ne hakkında? Problems about bus travel. Evet, otobüs seyahati hakkında Anita'ya soralım bakalım. I just arrived in Seattle 2 days ago. İki gün önce neye vardım? İki gün önce varmak nereye? Seattle'a varmış. İki, present perfect değil, past simple'la söylemiş. Burada just olduğuna sakın kanmayın. Çünkü neden? Bir geçmişte bitmiş bir zaman olduğu için past simple. Ama bu olmasaydı, days ago olmasaydı da yakın geçmiş, yani o ifade etmek istediydi, present perfect olacaktı. Evet. And I plan to stay here. Ve burada kalmayı planlıyor. Bu plan to stay. Bir şeyin planını yapmak istiyorsanız plandan sonra to'yu getiriyorsunuz. Fiili öyle kullanıyorsunuz. I plan to swim. Yüzmeyi planlıyorum gibi. Here for the summer and burada yazın için kalmayı planlıyor ve study English. İngilizce çalışmayı. And do some sightseeing. Ve biraz etrafı gözlemeyi, etrafı seyretmeyi ne yapıyormuş? Planlıyormuş. Sightseeing, etrafı gözetleme. Evet. My problem is that my English classes start next week. Benim problemim şu ki İngilizce derslerim bir dahaki hafta başlıyor ve and I am afraid to take the bus to the school. Ve ne yapmaktan korkuyormuş? Okula doğru otobüse binmekten korkuyormuş. Take the bus. Otobüse binmek deriz arkadaşlar. Burada take the bus. Burada otobüse binmek olarak geçiyor. Evet. I am afraid to that. Korkuyorum ki I will take the wrong bus. Yanlış otobüse bineceğim. And wrong bus route. Ve yanlış otobüs güzergahına. Or that maybe o belki de I will get off at the wrong bus. Belki de get off inmek yanlış otobüs duran wrong bus yanlış otobüs duranda ineceğim gelecek zaman ve be late for class ve tabii ders için geç kalacağım or belki de maybe I will get completely lost belki de tamamıyla kaybolacağım I don't have enough money yeterince param yok enough money to take a taxi every day. Her gün taksiye binecek yeterince param yok. What advice can you give me? Bana ne tavsiyede bulunursunuz? Evet, bununla ilgili bir herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Bu bilmediğiniz kelimeleri, cümleleri vesaire yazıyorsunuz, değil mi? Cümle kalıplarını da mesela çeviride, ben burada çeviri yapmış olduğum cümle kalıplarını da yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz hep beraber? Ajandamıza geçiriyoruz bunları. Veya siz bunu ben linkte vermiş olduğum çıktısını alıyorsunuz. Çıktısını arkadaşlar mesela başlıkların buradaki tekstin başlığının aynısı sitesinde de sol tarafta oluyor. Tıklarsanız orada da o sayfanın ortasında en aşağıda oluyor genelde bu PDF şekilleri. Evet arkadaşlar biz bir sonraki paragrafımıza geçelim. Bunu isterseniz birkaç kez daha dinleyebilirsiniz. Evet. The Anita. I take the bus downtown to go to work every day. Evet, şehir merkezine gitmek için her gün otobüse binerim. I take the bus. Binmek oluyor burada arkadaşlar. I always buy month pass. Her zaman aylık otobüs bileti alırmış. Pass dedikleri şey o. Month pass. Aylık hani bizim akbil gibi. I always buy a month pass. So it is not very expensive. Ve bu kadar öyle çok pahalı değil. Also bir de I have a bus schedule. Bir de otobüs neyi varmış? Tarifesi varmış. Burada plan demek. Plan olarak kullanılır çok. Mesela siz bir plan yapıyorsunuz. Ne diyor? Schedule. Tamam. What's your schedule? Planın ne? Programın ne? Bu program demek. Bir de otobüs programı. Yani bizim otobüs tarifi dediğimiz şey varmış. And the bus is never late. Ve otobüs hiçbir zaman gecikmezmiş. So it is very convenient ve çok uygun convenient. However, ancak lakin the bus is always very crowded. So ve böylece bu yüzden I almost never have a chance to sit down. Ve neredeyse hiçbir zaman oturmak için bir şansım olmuyor. I have to stand up. Ayakta durmak zorundayım. I have to stand up. For almost an hour every morning. Her sabah bir saat boyunca almost neredeyse
durmak zorundayım. Ayakta durmak zorundayım. Dışarıdan gelen bir zorunluluk. Çünkü bu benim keyfimin istediği bir şey değil. Mecbur duruyorum yani. O yüzden have to. Must değil, have to. I have to stand up. Ayakta dikilip durmak. This is a problem because bu problem çünkü I work as a cashier at a supermarket. Çünkü bu problem çünkü bir süpermarkette kasiyer olarak çalışıyorum. Olarak as a cashier kasiyer olarak çalışıyorum. And I have to stand up all day at work. Ve bütün gün iş yerinde ayakta durmak zorundayım. O gerçekten toplu taşıtlarda böyle vesaire bazen ayakta sahiden durmakta zorlanan insanları görürüz. Onların işleri hep normalde de ayakta durmak olduğu için eve gidişlerde veya geri dönüşlerde ne olur arkadaşlar? İnsanlar sahiden zorlanırlar. Evet, buradaki konuda çok güncel insani böyle günübirlik konulara değinmiş. Çok güzel. Bununla muhakkak arkadaşlar konuşmanız gereken ortamlarda kendinizi bulabilirsiniz bu güncel kalıplarla ilgili. Bunları hafife geçmeyin. Ama buradan hiç bilmediği kelime çıkmayan biri dahi olsanız arkadaşlar benim naçizane tavsiyem kesinlikle bu kalıpları yani kelime olarak seviyenizin çok altındaysa olsa bile cümle kalıpları olarak bunları İngilizce Türkçe bir yazın. Sonra sadece Türkçelerinden İngilizcelerine getirmeye çalışın. Buradaki aynısını getiremiyorsanız yani siz seviyesizsiniz demek değil. Çok ileri seviyede büyük sınavlarda çok iyi netler yapan insanlar bile bu kalıpları doğru düzgün getiremiyorlar. Niye? Bu şekilde çalışma yapmadıkları için. Evet arkadaşlar bir sonrakine ne yapalım? Son paragrafa geçelim. Evet bakalım şimdi derdimiz neymiş? Dear Anita, sevgili Anita. Evet. I think the problem, sanırım problem, I have with taking buses. Evet, otobüslere binmeyle ilgili. I have with taking buses. Evet, otobüse binmeyle ilgili problemim var diyor. Is one that many people have. Evet, herkesin otobüse binmeyle ilgili bir şey. Ki herkesin olan problemi. When I get on bus, otobüse bindiğimde and there are no seats. Ne yokmuş? There are no seats. Ama I mean, there aren't seats yani oturacak yok da diyebilir ama there are no seats de diyebilir arkadaşlar. Ne oluyor? Koltuk olmuyormuş. Oturacak boş yer. The bus driver asked me to move to the back. Otobüs şoförü sorar. Buradaki sormak anlamında değil, istemek. Ne istiyormuş? Ask me, rica ediyoruz. Soruyor, istiyor. To move to the back. Geriye doğru kıvırmamı, geriye doğru hareket etmemi istiyor. Otobüsün iş yerlerine doğru. That's okay. Bu tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat when I want to get off the bus, fakat otobüsten inmek istediğimde I have to push my way past a lot of people. I have to push my way. İtikleyip kalkmak zorundayım. İnsanlara itiklemek zorundayım. Niçin? Birçok insanı geçebilmek için. To even get to the rear door. Hatta yalnızca bu arka kapıya doğru ilerleyebilmek için yani. Rear door bu arka taraf demek arkadaşlar. Bir aracın bir şeyin arkası oluyor. I find this very stressful. Bunu çok stresli buluyorum. But I don't know what can I do about it. Fakat bu konu hakkında ne yapabileceğimi bilmiyorum. Evet arkadaşlar gayet pratik ve güncel hayatta olan kalıplar. Her şey burada çok çok güzel. Present simple'ın, to be fiilinin, yani fiili olmayan, do, does'ı araya sokmadığımız, emizarla cümle kurduğumuz, gramer, in-use kitabımızda ve birinci C baştan gramerde ilk konularda 1'de, 2'de, 1'de, 1A'da, 1B'de anlattığımız, sonra hatta 4. videolara kadar ki kapsayan konular burada inanılmaz bir şekilde pratik olarak veriliyor. Sizlerden ricam bunları ne yapın? Hem eğer o gramerleri probleminiz varsa gidin onlara bakın. Yok eğer probleminiz yok diyorsanız bunları yazarak, okuyarak ne yapın? Çalışın. Bu ara ben her ne kadar zaten bunu altta yerini versem de All Things Topics sitesinden girip arkadaşlar bunu ne yapabiliyorsunuz?
Bu güzelim okuma parçasını edinebiliyorsunuz. Hatta bir sürü de araştırmaları var, alıştırmaları var. Özür dilerim. Aynı zamanda bu arkadaşlar birçok diğer alanlardaki çıktılarının ses dosyası bile var. Evet, paylaşım yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.